alkışlarla. Değerli dostlar, sevgili İstanbul halkı, hoş geldiniz. Gözü pek bir coşkuyla, sevinçle geldiniz. Hoş geldiniz. Uzaklardan, halkların mücadelesinden geldiniz. Hoş geldiniz. Hunni her atın, serseranı, çıvı sert çanağını atın. Hoş geldiniz. Değerli dostlar, bizim ne hırsla, ne düşmanlıkla dolu bir kalbimiz, ne de ihalelerle, gemilerle, halkın parasıyla doymayan midemiz var. Bizim barıştan, eşit ve özgürce yaşamaktan başka hiçbir isteğimiz yok. Bizler 7 Haziran'da halkların barışını, halkların umudunu, halkların gücünü örgütleyenleriz. Türkiye'nin görmediği kadar büyük bir halaya, horona duranlarız. Şimdi önce başta eş başkanımız Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş olmak üzere o günden bugüne susturulmak için rehin alınan bütün tutsak vekillerimizi, bütün üyelerimizi, partililerimizi selamlıyoruz. Hepsine özgürlük diyoruz hep beraber. Sevgili dostlar, bizler işçileriz. Bizler kadınlarız. Berivanız, Barış'ız, Rakel'iz, Cibu'yuz, Fatih'iz. Muktedirlerin tahtını öyle bir devirdiniz ki sevgili arkadaşlar. Tahtına sahip çıkmak için sözüm ana bu anayasa dediği teklifi önümüze getirdi. Peki niyeti ne? Niyeti şu. Başta kendisi olmak üzere 15 yıllık AKP iktidarındaki bakanların yargılanmasını önlemek, yargıyı tamamen kontrol altına almak. Böylece halkın değil, kendi geleceğini kurtarmak istiyor. Muktedir halkın vekillerinin dokunulmazlığını kaldırıyor, kendi yardımcılarına ve kendisine ömür boyu dokunulmazlık getirmeye çalışıyor. Buna ne diyeceğiz biz arkadaşlar? Çünkü biliyor ki o muktedir. En ufak bir kıvılcım çaksa en önce kendi iktidarı sarsılacak. Ve buradan barışın alevi yükselecek. Usulsüzlüğe, yolsuzluğa bulaşanlar yargılanacaklar. Geri kalanlar da bunca canın vebalini taşıdıkları için aslında bir daha siyasetten emekli olup halkın önüne çıkamaz hale gelecekler. İşte bu anayasanın tek gayesi bunu önlemektir. Yargılanmalarını önlemektir arkadaşlar. Biz buna ne diyeceğiz? Halkı devletin iktidarına karşı koruması gereken anayasa tek bir adamı halka karşı korumak için yapılıyor. Ülkeyi yıllardır tekçi, militarist, erkek egemen bir zihniyetle yönetenlerin öyle bir hayali var ki hem parti başkanı hem cumhurbaşkanı olacakmış. Hem meclisteki vekilleri seçecek hem meclisi feshedecekmiş. 2,5 milyarlık örtülü ödenek yetmemiş, bütçeyi de kendisi yönetecekmiş. Bütçeyi yönetmeyi çok iyi biliyor Cumhurbaşkanı. Sizler geçim derdindeyken, sizler ekonomik krizde, işsizlik içerisindeyken kendisine 1150 odalı saray yaptırdı. 350 milyon dolar maliyetinde saray. Bugüne kadar yaptıkları bundan sonra yapacaklarının teminatıdır. Bizim saraylara verecek paramız var mı dostlar? Bütün ülkeyi
bir saraya hapsetmek istiyorlar. Nasıl belediyelerimize kayyım atadılarsa ülkenin de başına bir kayyım atamak istiyorlar. Bu ülkenin özgürlükçü insanları sizin saraylarınıza da cezaevlerine de asla ama asla sığmaz. Cezaevlerindeki bütün dostlarımız için ne diyeceğiz arkadaşlar? Değerli dostlar, tüm bu baskıları, tüm bu zulmü silip atacağız üzerimizden. 16 Nisan'da bu zulme karşı irademizi ortaya koyacağız. Şu anda hep birlikte olduğumuz bu İstanbul şehri var ya, bu İstanbul şehri şairlerin, yazarların şehridir burası. Bu şehir koskocaman bir hayır diyecek. Bu şehir gazetecilerin şehri. Bu şehir tutuklanan, öldürülen, işsiz bırakılan gazetecileri için hayır diyecek. Bu şehir benim bedenim, benim kararım diyen kadınların şehri. Hakları için on binlercesi sokaklara dökülen, haklarımızı gasp ettirmeyiz diyen kadınların şehri. Ve kadınlar hep birlikte ne diyeceğiz arkadaşlar? Kadınlar hep birlikte ne diyeceğiz? Yıllarca barış içinde şenlikle yaptıkları onur yürüyüşleri yasaklanan bu şehrin LGBT'leri, iş kapıları yüzlerine kapanan transları en yüksek perdeden hayır diyecekler. Bu şehir gençlerin şehri arkadaşlar. Bu şehrin gençleri işsiz bırakıldıkları için ya da çalışmak zorunda bırakıldıkları için her özgürlük çığlıklarında polis çopuyla karşılaştıkları için özgür, demokratik, layık bir eğitim için ne diyecek arkadaşlar? Tüm yaşıtlarının ana dilde eğitim hakkı için ne diyecek bu şehrin gençleri? Bu şehir Berkin Elvan'ın şehri. Bu şehrin bütün Berkinleri ne diyecekler? Memuzin İstanbul'da da yaşar. Fırat ve Dicle burada da akar. Nevroz ateşi Cizre'de yandığı gibi İstanbul'da da yanar. İşte o ateşi söndürmek isteyenlere bu şehrin Kürt yurttaşları kocaman bir hayır diyecekler, na diyecekler. Ne diyeceğiz arkadaşlar hep birlikte? Taybet Ana için, Ekim Van için, Hacı Lokman Birlik için, Miray Bebek için ve bütün özgürlük tutsakları için, kaybettiklerimiz için ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu şehir Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin, Lazların, Çerkezlerin, bütün kadim halkların birlikte yaşadıkları şehir. Bu şehrin bütün halkları hep birlikte barış içinde yaşama umudu için, birlikte yaşama umudu için hayır diyecekler, watch diyecekler, na diyecekler. Sevgili dostlar, bu şehir Erguvanların, mor salkımların, dut ağaçlarının, güllerin şehri. Bu şehrin insanları daha fazla betona gömülmemek için, ağaçlarımız için, yaşayan bütün canlılarımız için, sokak hayvanlarımız için ne diyeceğiz arkadaşlar? Martılar bile hayır diyecekler, martılar. Vapurlar bu şehirde düdüklerini öttüre öttüre hep birlikte hayır diyecekler, na diyecekler, voç diyecekler. Tıpkı şair Nihat Behram'ın cuntacı Faik Türün'e 1971'den sonra yazdığı şiirdeki gibi, İstanbul seni seçmeyecek şiirinde dediği gibi, İstanbul seni seçmeyecek, bu şehir
seni seçmeyecek ve İstanbul geleceği için hayır diyecek. İstanbul bütün gücüyle, var gücüyle ve tüm güzelliğiyle hayır diyecek. Şimdi hazır mıyız hep birlikte haykırmaya? Hep birlikte. Hayır. Haydi İstanbul. Hayır. Bir kez daha. Hayır. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yolumuz açık olsun. Serkettin, yolumuz açık olsun. Çepiken ve Enhut, Jbofili İskeres Tecoğlu.